Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepe hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir seriyle karşınızdayım. Sadece Fenerbahçe değil, artık içinde yaşadığımız, uğruna canımızı feda edebileceğimiz bir vatanın, Türkiye'nin karmasıyla, Türkiye karmasıyla gerek yurt dışında oynayan Türk futbolcularımız, gerekirse Türkiye Ligi'nde oynayan futbolcularımızın bir karmasını dizdim arkadaşlar. Bu yeni bir seri. Tamamen Türkiye serisi. Division 10'dan başlayıp Division 1'e doğru zorlu bir mücadelenin serisi olacak arkadaşlar. Bu keyifli seriyi umarım hep beraber takip edersiniz, keyif alırsınız. Çok heyecanlıyım. Gerçekten şu Mars'ta girince tüylerim diken diken olmuş durumda. Bakalım bu zorlu seride nelerle karşılaşacağız. Seriye başlamadan önce, kadrolara gelmeden önce arkadaşlar açıklamam gereken bir şey var. Bu benim hesabım değil. Biliyorsunuz kendi hesabımda Ultimate Team serim devam ediyor. Fenerbahçe'de zorlu hedefler serisi. Kuzenimin hesabından girdim. O Ultimate Team oynamıyor. Takımını sildim ve yeniden bir kadro yarattım arkadaşlar. Formalar, logolar, oyuncular hepsi tamamen Türkiye karması. Yalnız hesapta 0 coin vardı. Tamamen Ultimate Team'i sıfırladığım için hesapta para yoktu ve bu esnada devreye giren bir arkadaşımız var. Daha önceki serileri takip eden ve benimle iletişime geçen Uğurcan Kalay sağ olsun bana 100.000 coin gönderdi arkadaşlar. Ona çok teşekkür ediyorum. Beraber bu kadroyu dizdik. Beraber oyuncuları aldık. O bana fikir verdi. Uğurcan Kalay'ın bana vermiş olduğu destekten dolayı ona çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Uğur'un kanalına da bekliyoruz arkadaşlar. Onun da kendine ait bir FIFA kanalı var. YouTube.com Uğur'un kanalı diye arkadaşlar. Arkadaşımıza da bu konuda destek olursanız Uğur'un ekranı diye bir kanalı var arkadaşlar. Uğur'a da destek olursanız benim için güzel olur. Beni sevindirmiş olursunuz. Çünkü o bize yardım etti. Hiç tanışmamamıza rağmen arkadaşlar 100.000 altın gönderdi. Gönlünden geçerek bu kadroyu dizmemizde büyük pay sahibi. Yoksa gerçekten bu seriye bugün değil belki bir hafta sonra offline maç yapa yapa başlayacaktım. Tam 48.000 para harcadık beraber ve bu kadroyu dizdik. Division 10'dayız. Sadece bir tane maç yaptım. O bir tane maçı da Uğur'un bana altın gönderebilmesi için bir tane oyuncu transfer listesine eklemem gerekiyordu. 5 parasız başladık bu lige. Bakın liderler sıralamasında Orontes benim kendi ligimi, lakabımı görüyorsunuz. Fenerbahçe ile devam ettiğimiz seri. Haydi bakalım arkadaşlar. Division 10'dayız. Zorlu mücadelemizde sizler de bize destek olabilirsiniz. Destek olmak sadece maddi anlamda değil arkadaşlar. Somut anlamda değil. Fikirlerinizle, görüşlerinizle bu serinin güzelleşmesi adına elinizden geleni yapın arkadaşlar. Ben de her zaman fikirlerinize önem gösteren biri olarak başarılı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz sizin görüşlerinizle beraber arkadaşlar. Evet, biraz saçma giriş oldu. Hakikaten bazen böyle ne diyeceğimi şaşırıyorum ama heyecanlıyım. Türkiye var işin ucunda. Maça başla diyeceğiz. Yalnız kadro boş. Kadroyu beraber dizelim istedim arkadaşlar. Bütün oyuncuların, bütün mevkilerin oyuncularını aldık yedekleriyle beraber. Sizin görüşleriniz çok önemli. Es geçtiğim, kadroda görmek istediğiniz oyuncular varsa Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, Eskişehirlisi mutlaka yorum atarak belirtin. O oyuncuları da alalım arkadaşlar. Çünkü çok geniş bir kadromuz var. Sonuçta Türkiye işin içinde olduğu için yurt dışında yaşayan Türk futbolcular, top koşturan Türk futbolcular, Süper Lig'de top koşturanlar, bunların alternatifi çok fazla. O yüzden yorum atın, kadroda görmek istediğiniz oyuncuları hep beraber karar verip oynatalım. Kaleden başlıyorum arkadaşlar. 3 tane kalecimiz var. Muslera, Tolga Zengin, Onur Kıvrak. Muslera ile başlıyorum. Her maç değişecek. Hemen yedeğe şuradan kaleci olarak onları göstermek istemiyorum. Neyse birazdan. Sol kanatta alternatiflerimiz Caner, Motta ve Ali Adnan. Dünya Kupası'na damgasını vuran oyunculardan biriydi. Iraklı Ali Adnan. Caner'le başlıyorum arkadaşlar. Center back. Defansın ortasına
Bruno Alves, Semih Kaya, Franco, İbrahim Toroman, Akaminko. Buradan arkadaşlar, hep büyük takımlar olmasın, buraya Akaminko'yu koyuyorum arkadaşlar şu anda. Devam ediyoruz. Özellikleri bir bakalım arkadaşlar. Hızlı ve fizikli bir defans oyuncusu bize lazım. Buraya ilk maçta arkadaşlar Semih Kaya'yı denemek istiyorum. Mustera'yla da iyi etkileşime girdi. Defansın sağında Sabri Sarıoğlu, bizi ilerleyen bölümlerde güldürecek bir Sabri var. Gökhan Gönül'le başlıyoruz. Orta sahanın ortasında Nuri Şahin, Selçuk İnan, Belushi ve Konstant. Ben Nuri Şahin'le başlayacağım arkadaşlar. Ofansif orta saha Snyder, Diego, Oğuzhan ve Alper Potuk. Oğuzhan'la başlayacağım. Orta sahanın ortasında Bursasporlu Belushi'ye yer vermek istiyorum arkadaşlar. Ya da bu Trabzonsporlu Konstant'a yer verelim arkadaşlar. Onu satın aldığımda bir maç yüzdeleri yükselmiş. Onu da kullanmış oluruz. Sağ tarafta Kayt, Erkan Zengin, Traore. Erkan'la başlayacağım. Eskişehir. Forvet Dembaba, Emenike, Semih Şentürk, Varis. Dembaba. Sol kanatta ise Arda Turan, Atıf Şeşu ve Buruma. Arda Turan. Evet arkadaşlar, takımın uyumu 90. Arda oraya çok yakışmadı ama olsun. Şöyle değiştirerek ne yapabilirim? Şöyle değiştirsek daha da düşüyor. Hiç problem değil. Sonuçta bu Türkiye karması arkadaşlar. Bunları değiştirsek arttı. Evet. Yabancılar yabancılarla, Semih de Türklerle etkileşime girince daha iyi oldu. Güzel oldu. Böyle iyi oldu arkadaşlar. Haydi bakalım. Takımın derecesi 66. Yedeklere de başlayalım. Tolga Zengin. Defans yedeği koyalım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Pozisyon, defans. Yedeğe Ramon Motta. Bir defans daha. Sabri sağ kanatta. Defansın ortasına bir yedek daha koyuyoruz arkadaşlar. O İbrahim Toroman olsun. Çok defans koyduk ama birazdan düzenleriz. Pozisyon orta saha. Orta sahada arkadaşlar yedekte Snyder, Diego, Selçuk İnan. Selçuk'u koyacağım. Vivudes. Evet, Vivudes'i de aldık ama RM. Acaba bunun Babel. Fazla oyuncu aldık da mevkileri bunların biraz yanlış arkadaşlar. O yüzden bir elden geçirmek gerekiyor. Taktiğe göre de olabilir. Ve forvetin de yedeği arkadaşlar Emenike olsun. Rezerve atmamız gereken oyunculara bakalım. Snyder. Şunları bir atalım, tekrar düzenleyeceğim ama. Diego. Çok oyuncu aldık. Alternatif çok yüksek bir kadro arkadaşlar. Bakın bir sürü oyuncu var. Traore. Traore yedekte bulunsun. Çünkü kondisyonlar da başımıza bela olacak. Çok değişken bir kadro olacak. Hiç kondisyon kartı basmaya gerek kalmayacak. Gökhan Töre var bakın. Gökhan Töre. Ondan sonra Olcan. RM fazla RM aldık ama RM'leri de RV'lerin bulunduğu yerde veya CM'lerin bulunduğu yerde oynatabiliriz. Biz böyle başlayalım. Gökhan Töre ile başlayalım arkadaşlar. 2 Beşiktaşlı. Bakalım kadroda 2-3 Beşiktaşlı. 1-2 Galatasaraylı, Fenerbahçeli 2 oyuncu var. Diğerleri de karışık. Şöyle yedekte bıraktığımız kim var? Sabri Sarıoğlu, İbrahim Toroman. Sabri'yi bir buradan alalım arkadaşlar. Yerine Snyder'i alalım. Snyder bu maçın ikinci yarısına girebilir çünkü oyuncularımız yorulacak. Kondisyon düşük oyuncularım var arkadaşlar. Onlarla başlamayayım. Bakın
Satın alırken atlamışız 95. Şimdi bunu buradan çıkaralım. CB'nin yerine İbrahim Toraman'la başlayalım. Bu da dinlenmiş olur. Akaminko dinlenmiş olur. Arda'yı da çıkaralım arkadaşlar. Arda'nın yerine atıp Şeşu var. Sabri bir gitsin. Kadrodan tamamen çıkaralım Sabri'yi. Atıp Şeşu ve Buruma. Şeşu'yu alalım. Tamam. Yorulan başka oyuncumuz var mı? 99, 94. Erkan biraz düşük. Erkan'ı da biraz dinlendirelim. Orada oynatabileceğimiz Traore var. Traore'yi alalım. Erkan da bu şekilde dinlenmiş olacak. %100 kondisyona sahip bir takım. Türkiye. Uyumumuz 93. Aa, biz teknik direktör almayı unuttuk. Hemen bir teknik direktör alalım arkadaşlar. Herkesin şöyle bir dakika, kulüp üyeleri, oyuncular, personel yanlış yerdeyiz, menajerler, Uyruk Türk, Fatih Terim. Takımımızın başında Fatih Terim olsun. Bu seri A 44. Bir karşılaştıralım. Kontratı yüksek bir Fatih Terim var mı? Yok. Fazla para vermeye gerek yok. Şu 650'lik Fatih Terim'i hemen satın alıp kadromuza yerleştirelim arkadaşlar. Belki %100 olur uyumumuz. Evet. Bakalım yaşadığım bağlantı sorunları bu kadroda da devam edecek mi? Evet, uyum %100 oldu. Çok güzel. İlk 11'imiz hazır arkadaşlar. CB, LB, CM, LM, ST. Evet, güzel bir kadro oldu. Görüşlerinizi ve önerilerinizi mutlaka yazın. Bu kadroyla bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Haydi ilk maçımızı aratıyorum ve Türkiye ile alakalı marşları çalıyorum. İzmir marşı güzel gitti. İzmir marşı biraz bize coşku versin. Haydi bakalım. Division 10'dayız. Arkadaki Türk bayraklarını kaçırmayın. Hadi bakalım, rakip bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Neden böyle? Adın yazılacak güzel her taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak güzel her taşa. Haydi bakalım. Rakip bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Rakip geldi. Öksüz yavruları bağrıma. Beyaz formayla Türkiye rakibi. Bu arada takım yönetimine hiç bakmamıştık. Aa, Muslera Filiki kullanıyor arkadaşlar. Şunları hemen değiştirelim de. Korneller, morneller hepsi Muslera'da. Nasıl bir iş? Neyse, onları ayarlarız. Haydi bakalım.
Rakip kaçmasın diye hızlıca davrandım. Ukurt rakibin adı. Formasyon ismi. Derecesi 81. Haydi bakalım. Başarılar çocuklar. Başarılar Türkiye. Welcome to EA Sports live coverage of FIFA Ultimate Team Seasons. The first game of the season then. So important. Başarılar Türkiye. Sezonun ilk maçı ofansif bir futbolla başlıyoruz. Bembeyaz forma, müthiş atmosfer. Haydi bakalım. Semih, Caner Erkin. Valla oyuncularda bir sıkıntı yok gibi. Haydi bakalım Oğuzhan topu kaptırdı. Cavani kaptırdı İbrahim Toruman'a. Semih Kaya, Gökhan Gönül Traore. Gökhan, oyuncularım ne güzel parlıyorlar. Ay yıldızlı formamız. Müthiş bir şey. Nuri Şahin araya girdi. Traore pasını verdi. Hızlı oynadılar. Dembaba ara pası çok kötü. Bravo Caner. Caner'den Atıf Şeşu. Dembaba çalımını atmaya çalıştı. Gerilerden gelen oyuncu. Faul bekledik. Cavani. Luis Gustavo. Haydi Türkiye. Nuri Sahin. Oğuzhan güzel kontrol. Traore. Dembaba'nın önüne doğru. Dembaba topu kontrol etti ama Jesus araya girdi. Jesus Navas offside. Haydi bakalım. Bize şans getirsin Türkiye. Oğuzhan Dembaba'ya verdi. Dembaba Nuri Şahin'e. Nuri Şahin aradan Dembaba'nın önüne. Dembaba. Pres sonuç getirdi. Gökhan topu kaptı. Oğuzhan tekrar Gökhan'a. Gökhan sert şutları var. Vurdu Gökhan. Gökhan Töre. Dakika 13 ilk şutumuzu çekmeyi başardık. Yağmurlu bir hava. Zemin ağır. Bravo çocuklar. Dembaba araya girdi. Dembaba topu bırakmıyor. Dembaba Traore pasını verdi. Nuri Şahin. Nuri plasesi var. Nuri vurdu defans kafayla. Haydi pres çocuklar. Maçtaki üstünlük bizde. Bravo çocuklar. Pres yine sonuç getirdi. Atıf Şeşu. Nuri Şahin tek top. Gökhan Töre. Caner Erkin tekrar Gökhan'a doğru. Gökhan. Ortada Nuri Şahin. Defansın ileri çıkmasını istedi. Gökhan Gönül bindirme yaptı. Gökhan pasını verdi. Dembaba. Gökhan Töre. Gökhan vurdu. Plasesi var. Olmadı. Cavani. Edison Cavani. Orta sahadan çıkmakta zorlanıyor rakip. Türkiye karşısında. Bravo Caner. Dembaba. Oğuzhan. Dembaba'nın önüne doğru. Dembaba topla buluştu. Dembaba vurdu ve direği yaladı. İlk golümüze çok yaklaştık. Haydi pres. Haydi çocuklar. Dünyaya Türk'ün gücünü gösterin. Caner bravo. Hiçbir şey yok. Semih Kaya, Nuri Şahin, Oğuzhan. Dembaba rakibe sırtını verdi. Aman bir anlaşmazlık. Oyunda ağırlık yok, takılma yok arkadaşlar. Benim Ultimate Team Fenerbahçe ile Ultimate Team serimi takip edenlere duyurulur. Neden bilmiyorum şu an. Aynı bağlantı. Oğuzhan pasını verdi. Güzel paslaşmalar. Aradan kaçtı. Oğuzhan önünü aldı. Oğuzhan baktı. Dembaba'ya doğru. Yerden pas. Rakibin topuğuna çarptı. Şanssızlık. Haydi bakalım daha sakin. Gökhan Töre. Dembaba'nın Oğuzhan'ın önündeymiş. Dembaba. Evet rakip şaşırdı arkadaşlar. İlk maçımızda üstün oynayan taraf biziz. Sık sık oyuncu değişikliği olacak. Aman çok sert girdi orada. Lavezzi. Aman çocuklar. Çok tehlikeli geldi. Rakip penaltı. Rakip bir kere geldi. Onda da yere attı kendini Cavani. Semih Kaya.
Cavani mücadelesinde bir omuz var. Elimizi koyar koymaz Cavani yere kendini attı. Haydi bakalım. Haydi Muslera. Topla buluşmadın. Muslera ters köşeye. 1-0 mağlup durumdayız arkadaşlar. Rakip dakika 33'te kalecimizi ilk kez gördük. Penaltıdan gol atmayı başardı. Haydi, haydi bu maçı çeviririz. Ultra ofansif bir futbol. Gökhan Gönül. Gökhan. Top ayağında. Hatalı bir pas Gökhan'dan. Bravo İbrahim. Atıp Şeşu. Dembaba'yı kaçırdı. Son anda bir müdahale. Yerde kaldı oyuncumuz ama hakem... Evet, dünyada bizim üstümüze oynamayı severler. Bu maçlarda da öyle olacak gibi görünüyor. Atıp Şeşu. Aradan güzel pas. Yağmurlu olduğu için çok fazla anlayamıyorum. Gölge yok. Lavezzi. Semih kaleye. Aman çocuğum, aman sakin. Caner. Çok ağır adamlarım. Haydi bakalım. Yok daha neler, yok daha neler. İlk yarı bitsin, bir oyuncu değişikliği ve sistem ayarlarını yapacağım arkadaşlar. Gökhan ve Caner'in bindirmelerine ihtiyacımız var. Haydi ikiyi yersek kötü olur ama Dembaba bile defansa kadar gelmiş. Atıf Şeşu. Haydi Atıf. Tek başına ilerliyor Atıf. Ara pası. Ya yine adamın üstüne attı Nuri. O kadar boşluk var. Caner topu kaptı. Caner'den Nuri'ye. Nuri en sağa. Güzel bir pas Gökhan Gönül. Gökhan topla ilerliyor. Takım arkadaşları yaklaşmıyor Gökhan'a. Nuri Şahin yine topu kaptırdı. Haydi bakalım. Oyuncuların da özelliklerini yavaş yavaş tanıdıktan sonra daha iyi maçlar çıkarabiliriz. Gökhan. Dembaba. En sağa. Çok hızlı. Çok çok hızlı bir top ama Oğuzhan yetişti. Oğuzhan ortasını yaptı. Semih indirdi. Dembaba vurdu. Kaleci. Ataklarımız yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Dembaba. Dembaba'dan güzel bir pas. Gökhan. Önünde boşluk. Gökhan vurdu. Kaleciye gelmeden. Defans son anda. Baskı yapan taraf biziz. Oyun oynayan taraf biziz. Ama mağlubuz. Haydi Gökhan Töre. Kafa direkten döndü. İnanılmaz bir pozisyon. Oğuzhan. Caner Erkin. Nuri Şahin. Nuri güzel bir hareket. Nuri kaleye baktı. Nuri yerden. Diego Alves'in kucağına. İlk yarıda tek kale oynayan taraf biziz arkadaşlar. Ama bir türlü gol gelmedi. Ve çok basit bir penaltı golüne maruz kaldık. %57, %43. Hemen ayarlarımıza bir bakalım. Talimatlar. Geniş oynayacak Traore ve Atıf Şeşu. Dembaba. Rakibi rahatsız edecek. Oğuzhan. Serbest oyuncu. Nuri Şahin ceza alanına koşu. Atağa katılacak. Gökhan Tere de aynı şekilde atağa katılacak. Gökhan ve Caner ileriye koşacak ve Semih ile İbrahim Toroman yedekte. Haydi 60. dakikada oyuncu değişikliğimiz var ama çok iyi gidiyoruz. Hiç bu skor yanıltmasın bizi. Müthiş top oynuyor Türkiye. Haydi Oğuzhan topu kaptı. Oğuzhan Özyakup. Dembaba'nın önüne çok kötü bir pas ama kısarttı ve gole attı Dembaba. Golünü atıyor Türkiye formasıyla Dembaba ve secdeye gidiyor. Oğuzhan çok riskli bir pas attı. Çok kötü bir pas attı aslında ama defans ve kaleci hareket etmeyince Dembaba golünü atmayı başardı. Sol ayağının içiyle. Bravo Dembaba. İki Beşiktaşlı futbolcu atağı geliştirdi. Ve Muslera'nın ay yıldızlı formayla gol sevinci. Ve durum 1-1. Dembaba.
araya girmeyi başaramadı. Edison Cavani, Luis Gustavo. Aman arada büyük bir boşluk. Semih bu sefer daha dikkatli. Aman aman bir penaltı daha çıkmasın orada. Dembaba indirdi kafayla Oğuzhan. Atıf Şeşu'nun önüne doğru. Çok güzel bir pas. Atıf Şeşu ortasını yapar mı, gelir mi? Dembaba'ya gelmedi top. Traore'ye gelmedi. Haydi bakalım. Nuri Şahin. Oğuzhan. Traore. Traore çalımını attı. Traore. Aman çocuklar, aman. Nuri Şahin kaleye baktı. Aşırtması var. Nuri Şahin müthiş bir vuruş. Kalecinin bakışları arasında top out'a çıktı Nuri'den. Böyle şeyler bekleyin benden diyor. Evet, dakika 54, oyuncu değişikliklerine ihtiyacımız var mı? Nuri'nin yerine arkadaşlar Selçuk İnan'ı alalım. Gökhan Tören'in yerine de Snyder'i alalım. Haydi bakalım. İki oyuncu değişikliği. I feel a bit of sympathy for the forward who's coming off. He hasn't done great, but sometimes you know the defenders get tired, you work them around and you get your chances later on in the game when he's not going to be on the pitch later on today. No, I mean he had one or two chances during the course, not good chances. Snyder. But he snatched up them and it wasn't going to be his day. Selçuk İnan. Dembaba'nın önüne müthiş bir pas. Dembaba vurur mu Dembaba? Vurdu kalecinin üstüne. İnanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz bir gol kaçtı arkadaşlar. Gökhan Gönül. Snyder. Traore. Traore topu kaptı tekrardan ama zemin çok ağır arkadaşlar. Alexandro. Traore tekrar topu kaptı. Yalnız yine kaptırdı. Türkiye çok iyi oynuyor. Rakip iki kere kaleye geldi sadece. Offside. Caner daha yakın ama offside. Maçın 3'te 2'lik bölümü geride kaldı arkadaşlar. Semih yerden. Caner Erkin. Caner'den Oğuzhan. Oğuzhan orta alanda Snyder. Snyder'den Dembaba. Dembaba Oğuzhan. Oğuzhan Dembaba önüme at dedi. Dembaba hızlı. Dembaba pasını verdi. Kale boş. Atıf Şeşu atmayı başaramadı. Top yine Türkiye'de. Semih. Snyder. Wesley Snyder. Selçuk İnan çalımını attı. Selçuk. Selçuk bir çalımda. Plaseleri var. Selçuk vurdu köşeye. Alkış alıyor tribünlerden Selçuk'un pozisyonu. Haydi, galibiyet bizim için çok önemli arkadaşlar. İlk maçımız, moral açısından da önemli. Dembaba. Atıf Şeşu. Atıf. Atıf Dembaba'nın önüne. Dembaba'nın önüne çok kötü bir pas. Maalesef bunu offline modda oynasaydım arkadaşlar inanılmaz atardı ama ultimate'imde biraz sıkıntı var. Snyder. Kaleye baktı. Snyder. Sağ kanattan bindiren oyuncu Gökhan Gönül. Gökhan vurdu. 2-1. Gökhan Gönül defanstan çıktı ve Snyder'in pasında topu ağlara gönderdi. Gelin diyor takım arkadaşlarına Gökhan Gönül. Dakika 70. Nihayet Türkiye öne geçti. Çok güzel bir gol. Snyder akıl dolu çalımlar attı orada. Yavaşça rakibi süze süze geldi ve şut çekmek yerine pas vermeyi tercih etti. Çok güzel bir pozisyon. Gökhan affetmedi. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Snyder, Atıf Şeşu, Oğuzhan, Öz Yakup, Gökhan Gönül'e doğru koşuyorlar. Tebrikler çocuklar, tebrikler Türkiye. Oo, çok sert bir hareket orta alanda. Bravo Selçuk. Bravo Selçuk İnan. Caner uzun oynadı. Atıf Şeşu. Oğuzhan. Snyder. Dembaba ve Atıf Şeşu. Dembaba kaçtım. Önüme at dedi ama biraz yavaş kaldı. Maalesef Atıf Şeşu. Orta alanda Türkler. Türk oyuncular ve Türkiye Ligi'nde forma giyen yabancı oyuncular inanılmaz mücadele ediyorlar. Snyder. Wesley Snyder. Snyder.
Sert şutları var. Wesley Sneijder vurdu kaleci Diego Alves güçlükle. Sneijder baktı, vurdu. Kaleci iyi uzandı. Atif Şeşu eli belinde. Haydi bakalım, Sneijder topun gerisinde. Sneijder ceza sahasının dışına doğru. Kim var orada? Caner Erkin var. Caner'in de sert şutları var. Defans engelledi. Hızlı top çok tehlikeli. Dumbia ve Gökhan Gönül. Bravo Gökhan, bugün çok iyi bir futbol sergiledi. Hiç acele etmeye gerek yok. İbrahim Toroman. Aman yanlış yere. Bravo çocuklar. Bravo Sneijder. Selçuk sağ kanatta. Uzun top yetişebilir mi ona olsan? Yetişti. Ah, Traore yetişemedi. Türkiye oynatmıyor. Rakibe top oynatmıyor. Selçuk uzun oynadı. Müthiş bir pas. Atif Şeşu. Atif Şeşu Dembaba'ya ortası. Dembaba kafa! Müthiş bir gol daha Dembaba'dan. Dembaba türbünlere koşarken yine o meşhur hareketini yapıyor. Yapamıyor bu sefer. Arkadaşlar, ben şuna kanaat getirdim. Benim yaşadığım sorun momentum gibi bir şey. Division 3'te yaşadığım yavaşlık şu anda Division 10'da nedense yok. Fenerbahçe ile devam ettirdiğim serinin son 4-5 bölümünde arkadaşlar inanılmaz bir ağırlık yaşıyorum. Oyuncularımı hareket ettiremiyorum. İzleyenler biliyorlar. Division 3'teyim ve Division 3'e çıktığım günden itibaren öyle oldu. Önceden de arada sırada oluyordu ama bu kadar değildi. Şunu anladım. İlk maçımda bunun olmaması, o yavaşlığın olmaması tesadüf değil bence. Müthiş oynuyoruz. Oyuncular istediğim gibi hareket ediyorlar. Bunu düşüneceğim arkadaşlar. Haydi bakalım. 3-1, 1-0. Geride olduğumuz maçta 3-1 öndeyiz. Cavani, Dumbia. Aubameyang Caner'e takıldı. Caner de Aubameyang'a takıldı. Haydi. Bir oyuncu değişikliği gelir mi? Dembaba'yı alkışlatmak istiyorum arkadaşlar. Yerine Emmanuel Demenike girsin. Haydi bakalım. Yetişirse eğer. Aman. Caner, Selçuk İnan kaçtı. Oğuzhan kafayla indirir mi? İndirdi. Dembaba aradan müthiş bir ara pası. Traore kalecide karşı karşıya. Traore ortasını yaptı. Boş kale. Atıf Şeşu. 4 oldu. Türkiye müthiş top oynuyor. Müthiş top oynuyor Türkiye. Orada Atif Şeşu inanılmaz kat etti ve müthiş bir pas verdi. Pardon, Traore pasını verdi, Atif Şeşu da boş kaleye gönderdi. 4-1. Cavani, yıldızlar çaresiz. Haydi pres. Emenike de oyunda bu arada. Dembaba alkışlar arasında dışarı çıktı. Emenike ara pasını verdi. Traore tekrar Emenike'ye. Emenike de pasını verdi. Offside yok. Atif Şeşu plase vurdu. Kaleciye. Ne yaptı öyle Atif Şeşu? Heyecanlandı Atif. Emenike'den pres var. Emenike topu kaptı. Atif Şeşu. Atif kale boş. Atif 5. Türkiye 5'ledi. Emenike de golün büyük pay sahiplerinden. Emenike Atif'i gösteriyor pres yaparak. Bu golü izleterek rakibe daha fazla gıcık vermeyeceğim arkadaşlar. Oyundan çıkmasın. Yani golü göstermem lazım ama rakibe de saygı duyuyorum arkadaşlar. Topu kaptı Atif. 2 dakika önce kaçırdığı golün telafisini gerçekleştirdi. Atif gitti. Offside. Türkiye ilk maçında 4 farklı galibiyet.
Muslera'ya iş düşmedi bile. Haydi 6 gelir mi? Ve maç Türkiye'nin. Biz de marşımızı açıyoruz. Bunu gençlik marşı diye açtım. Mehter marşı çıktı. Türkiye ilk maçında 5-1 kazanmayı biliyor. Sesimizi yer göksu dinlesin. Bunun daha heyecanlısı yok mu ya? Onuncu yıl marşını açalım. Marş çok. İş Türkiye olunca marş çok fazla. Evet, Türkiye kazandı. Bu daha güzel. Olsun arkadaşlar, bölümü daha fazla uzatmayacağım çünkü maçtan önce kadroyu beraber dizdik, zaman kaybettik ve maçımızı yaptık. Arkadaşlar, bu bölüm böyle tanıtım bölümü gibi bir şey olsun. Bundan sonra ikişer maç yapmaya devam edeceğiz. Umarım Türkiye ile çıktığımız bu zorlu mücadelede bizlere destek olursunuz. Serimizi umarım keyifle izlediniz. Daha ilerleyen bölümlerde çok güzel işlere imza atacağız. Yeter ki FIFA bizde bağlantı sorunu yaşatmasın. 1-1 başladık. Bakalım bu seride galibiyet ortalamamız ne olacak? Tebrikler Türkiye diyerek bu seriyi bitirmek istiyorum arkadaşlar. Görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Almamı istediğiniz, Türkiye'nin kadrosunda görmenizi istediğiniz oyuncuları da yorum olarak bu videonun altına yazın. Aynı zamanda Facebook sayfamız sol üst köşede. Oraya da gerekli yorumları atabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Türkiye ile Zorlu Hedefler serisinin ikinci bölümüyle tekrardan karşınızda olacağım. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.